Arkadaşlar işte bütün bu anlatılanlardan sonra anlamlı olan şey bu oldu. Bağlantısızlar bloğu. Bağlantısızlar bloğu ne ABD'nin yanında yani NATO'da ne de SSCB'nin yanında yani Varşova Paktı'nda ne Doğu bloğunda ne de Batı bloğunda olmak istemeyen devletlerdir. Ki kader mahkum gibi ya Amerika'nın ya da SSCB'nin yanında olmak zorunda hissediyor devletler kendilerini. Çünkü güvende hissetmiyorlar. Ve ciddi anlamda çatışmalar var. Özellikle şu Kore Savaşı devletleri ciddi anlamda germiştir. Devletleri ya Amerikan ya da SSCB'nin yanında olmaya itmiş bir olaydır. Fakat şöyle bir şey oldu. Buna tavır koyan devletler oldu. 1950'li yıllarda bu gerilim zirveye ulaştı. Görüyorsunuz zaten. İşte Berlin bunalımı, buhranı çıkacak, Kore Savaşı, bir sürü problem arkadaşlar. 1955'te yapılan Bandung Konferansı ile 3. Dünya Devletleri olarak isimlendirilen Asya, Afrika, Latin Amerika devletleri tarafından bağlantısızlar bloğu kuruldu. O zaman bağlantısızlar bloğu iki blokta da olmak istemeyen devletlerin kurduğu bir blok oldu. Tarafsızlar bloğu yani. Böyle düşünün arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Dünya siyaset dengelerindeki gerilimin etkisini azaltmak için bir süreç başlatıldı. Arkadaşlar, bağlantısızlığın Asya ve Afrika devletleri içerisindeki öncü rolünü Hindistan üstlendi. Nehru, Hindistan Devlet Başkanı Jawaharlal Nehru üstlendi. Fakat Batı'ya geldiğinizde bu bağlantısızlar hareketinin liderliğini Yugoslav lideri Tito ile arkadaşlar Mısır Devlet Başkanı Nasır üstlenmiş oldu. O zaman bağlantısızlar bloğu derken aklımıza 3 devlet gelecek. Hindistan, Yugoslavya ve Mısır. Hindistan'da Nehru, Yugoslavya'da Tito, Mısır'da ise Nasır aklımıza gelecek. Tamam mı arkadaşlar? O zaman bağlantısızlar bloğunun ne olduğunu öğrendik. Önemli bir cümledir. Burada neydi burada? Hemen şunu görelim. Bandung Konferansı sorulabilir. Bağlantısızlar bloğunun oluştuğu konferans. Soğuk Savaş döneminde dünya ne? Dünyada neler oldu? Basit basit şeyler arkadaşlar. Bir, erkeklerin çoğu öldüğü için 2. Dünya Savaşı yıllarında kadınlar daha çok işte yer almaya başladı. Ama savaştan sonra erkekler işe dönünce kadınlar işsiz kaldı ve kadın hareketleri ortaya çıktı. Normal, çok normal. Radyo ve sinemanın önemini televizyon aldı. Arkadaşlar televizyonun icadı radyo ve sinemanın önemini kaybetmesine sebep oldu. Televizyonun icadı ilk defa İngiltere'de gerçekleşti. Yavaş yavaş dünya yayıldı. Bize 1968'de geldi. 1984'te de renkli televizyon geldi. Müzik alanında Amerikan hayat tarzını sorgulayan rock and roll müziği ortaya çıktı. Bu müzik tarzının lideri ise arkadaşlar Elvis Presley oldu. Savaş yıllarında Amerikalı bilim adamları tarafından ENIAC, hatırlayın ENIAC 2. Dünya Savaşı'nda Amerika'da üretilen bilgisayarındı. İlk bilgisayarında da ENIAC'tır. Bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar uzaya ilk uydu. Bunu da asla unutmuyorsunuz. Uzaya ilk uydu SSCB tarafından gönderildi 1957'de. O uydunun adı ise Sputnik oldu. O zaman uzaya ilk uyduyu gönderen devlet Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'dir. Soğuk Savaş döneminde olmuştur. 1957'dedir. Uydunun adı ise Sputnik'tir. Bunu unutmuyoruz asla arkadaşlar. Böylece atmosfer ve uzayın keşfedilmesiyle yer küremiz ve onun çevresi hakkında pek çok bilgi edinilmeye başlandı. Çünkü oralardan fotoğraflar çekildi. Biyoloji alanında DNA'nın kimyasal yapısı çözüldü. İnşallah koronaya çözüm bulurlar. Sporda Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin katıldığı bir organizasyon olan Akdeniz Oyunları Ekim 1951'de ilk kez Mısır'ın İskenderiye kentinde başladı. Mısır bugünlerde önemli arkadaşlar, tamam mı? Ayrıca Avrupa'da UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ilk defa 1955-56 sezonunda düzenlendi ve bu kupayı da kazanan ilk takım Real Madrid oldu. Arkadaşlar bunlar da işte neydi? Bağlantısızlar bloğu ve Soğuk Savaş döneminde dünyada bazı şeyler bilinmesi gerekiyor. Yani buradan soru gelebilir mi? Bilemiyorum ama işte Sputnik önemli, Bandung Konferansı önemli, kadın hareketi önemli. Tamamdır arkadaşlar.